Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimdeki görmüş olduğumuz örgü modelini çalışacağız. Modelimizi erkek örgülerinde, bayan örgülerinde ve çocuk örgülerinde kullanabiliriz. Çok güzel, hem şık ve de yapımı kolay bir model. Modelimizi başlayacağımızda 5 ve 5'in katlarıyla başlıyoruz ve artı 4 ilave ediyoruz. Yani 5 ve 5'in katları derken 5, 10, 15, 20 ve artı 4, 20 ise 4 tane ilave ediyoruz 24. Bu şekilde başladıktan sonra modelimizi düz yüzünden kuruyoruz ee, ve 4 sırada modelimizi tamamlıyoruz Ve buna göre istediğimiz örgülerde kullanabiliyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örgümüzü örmeye başlayalım kolay gelsin. 29 tane ilmeğimi şişime toparladım ve hemen başlamak istiyorum. İlk sıradan itibaren başlayalım. Eğer lastik ördüğümüz zaman ya lastiğimizin üzerini örüyormuş gibi düşünerek örelim. Birinci ilmeğimizi örerek başlıyorum. Bir, düz örüyorum. İki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. İpim arkada kalarak, bakınız, beşinci ilmeği ipim arkada kalıyor 5. ilmeği örmeden boş alıyorum tekrar 4 tane ilmeğimi örüyorum 1 2 3 ve 4 düz olarak aldım ipim yine arkada kalıyor 5. ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum tekrar 4 tane düzümü örüyorum 1 2 3 4 5. ilmeğimi İpim arkada örmeden boş bir şekilde takıyorum. 4 tane ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. Örgü önlerimiz değişik olabilir. Gayetinde sadece sonuç odaklı düşünelim ve düz örgümüzü örelim. İpim arkada yine boş bir şekilde örmeden alıyorum. Tekrar Düz örgüme başlıyorum ve 4 tane düzümü örüyorum. 2 3 ve 4. Tekrar örmeden boş aldım. İpim arkada ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane boş aldım. İpim arkada. 4 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet şöyle bakalım. Birinci sıramızı modelimizin kurduk. 4 tane düz, 1 tane boş aldık. 4 tane düz, 1 tane boş, 4 düz, 1 boş olarak bütün ilmeklerimizi örerek tamamladık. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlıyoruz. Örgümüzün arka yüzünü örüyoruz. Birinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakınız 1, 2, 3, ve 4. 4 tane ilmeğimizi ördük. Boş olarak almış olduğum ilmeğimi geldi sıra. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve yine örmeden boş şişime takıyorum ve devam ediyorum. 4 tane tersimi örmeye. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ters ilmeğimizi ördüm. Boş aldığım ilmeğime sıramız geldi. İpimi kendi gövdemden tarafa atıyorum ve boş olarak tekrar şişime takıyorum ve devam ediyorum. 4 tane ilmeğimi ters olarak örmeye. 2 3 4. Tekrar ilmeğimize geldik. Bakınız boş olarak örmeden aldığımız ilmeği ipimizi ilmeğimizin arkasına yani gövdemizden tarafa aktaralım ve tekrar şişimize örmeden alalım. 4 tane tersi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Örmeden boşaldığım ilmeğimi yine ipimi arkaya çekiyorum ve ilmeğimi örmeden diğer şişime takıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. Örmediğim 5. ilmeğime geldim. İpimi gövdemden tarafa aldım ve tekrar boş olarak geçirdim. 1 2 3 4 tersimi ördükten sonra ipimi tekrar örmeden şişimi geçiriyorum 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi örüyorum örgümün ikinci ve ters olan sırasını ördük tekrar düz sıramıza geçti ve örgümüzün 3. sırasını öreceğiz Üçüncü sıramız ve düz olan yönümüzde şimdi ilmeklerimizi düz olarak ördüğüm ilmekleri ters ilmeğe çeviriyorum ve örmeden aldığım tek ilmeğimizi arada kalan beşinci ilmeğimizi ise düz olarak örüyorum. Şimdi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Hemen diğer ilmeklerimi ters yapıyorum. Bakın düz olarak örmüştüm. Bir, bir tanesinde boş almıştım. Üç, dört. 4 tane ilmeğimi düzdü terse çevirdim. Örmeden aldığımız her iki yönde de boş olarak şişe taktığımız ilmeğimizi ise düz olarak örüyoruz. Düz. Tekrar 4 tane ilmeğimi terse çeviriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi terse çevirdim. Örmeden aldığım 5. ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Sırada 4 tane düz ilmeğim hepsini terse çeviriyorum. 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi terse çevirdim. Ortadaki örmediğim 5. ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Ve tekrar 4 ilmeğimi ters olarak örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4 5. ilmeğimi yani örmeden aldığımızı düz olarak örüyoruz. Evet modelimizde üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda bütün ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Ne atlama yapıyoruz ne düz yapıyoruz. Bütün e, ilmeklerimizin tamamını ters olarak tamamlıyoruz. Başlayalım. Tamamını hepsini de örüyoruz. Boşta bırakmıyoruz. Dilediğiniz şekillerde terslerimizi düzümüzü Tabii ki el farklılığından dolayı değişik almalar olacaktır özellikle şişte çok yaşanmakta bu durum alışkanlıklar ters olarak şişimizi boşaltıyoruz modelimizin dördüncü sırası tamamen bütün ilmekler ters. Şişimin üzerine bütün ilmeklerimi ters olarak örerek aldım ve modelimizin diğer yüzünü geçmiş olduk. Şimdi modelimiz 4 sırada kendisini tamamladı. Yeniden modelimizi ilk sırada yapmış olduğumuz gibi örmeye başlayacağız. Birinci sıramızda 4 tane düz bir tane boş almıştık. 4 düz bir boş 4 düz bir boş. Şimdi yeniden kuracağımız modelimizde aynı şekilde başlayacağız. 4 tane düz bir boş 4 düz bir boş şeklinde. İkinci sırasını çevirdiğimizde ise ikinci sırasında 4 tane ters, bir tane boş, 4 ters, bir boş, 4 ters, bir boş olarak sıramızın sonuna kadar geldik. Üçüncü sıramız tekrar düz yöne geldik. Düz yönde bu kez dört tane düzleri terse çevirdik ve bir tane düz olarak ördük bakın. Düzleri terse çevirdik. Bir tane de düz olarak bu boş almadığımız ilmeğimizi ördük. Arka sırayı çevirdiğimiz zaman ise bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük ve örgümüzü tamamladık. Şimdi modelimizi aynı şekilde ikinci kez kurmaya başlıyoruz. Örerek alıyorum. Bir, düzlerimi örüyorum. 2, 3, ilmeklerimizi yarımlamayalım ve 4 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve 5. ilmeğimi ipim zaten arkada bakınız arkada kalacak şekilde bir tane boş alıyorum tekrar 4 tane düzümü örüyorum 2 3 ve 4 5. ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar 1 2 3 ve 4 örmeden alıyorum 1 2 3 ve 4 örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 örmeden geçiriyorum tekrar. Modelimizi aynen birinci sırada kurduğumuz gibi dört sırada tamamladık. Burası beşinci sıramız. Beşinci sıramızda modelimizi yenilemeye başladık. Yeniden kuruyoruz. Boş alıyorum ve 4 tane kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet modelimiz bakınız hemen şöyle belirginleşmeye başladı. Biraz daha ördükten sonra daha güzel kendisini gösterecek. Şimdi ise 4 tane ters 1 tane boş 4 ters 1 boş şeklinde alacağız. Hemen onu da birlikte başlayalım. Birinciyi ters boş alıyorum. Hemen bakın 4 tane tersimi ördüm. İpimi kendimden tarafa attım ve bir tane ilmeğimi aldım. 4 tane tersimi örüyorum. 3 ve 4 boşumu. İpim kendi gövdemizden tarafta zaten e, örgümüzün yönündeler. Dikkat ederseniz 1 2 3 ve 4. Hemen tekrar aldım ve sıramızı tamamlayalım. Uca kadar örerek ilerledikten sonra tekrar örgümün 3. sırasındayım. Bu 4 tane düz olarak örmüş olduğum örgümü terse çeviriyorum. 4 düzümü terse çeviriyorum. Bakınız hemen alıyorum. Terse çeviriyorum. 2 3 ve 4 ve buradaki bir tane ilmeğimi ise bakınız Düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeği boş olarak aldığımız düz olarak örüyorum. Diğerlerini terse çeviriyorum. 2 3 4 Boş aldığım ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Tekrar 4 ilmeğimi düzlerimi terse çeviriyorum. Düzleri terse çevirdik ve boş olarak aldığım ilmeği 3. sıramda örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra şimdi örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bakınız düzleri de tersimizi de hepsini ters olarak tamamladıktan sonra yeni modelimizi diğer sıramızda kurmaya başlıyoruz tüm ilmekler ters yönden örülecek. Evet sıra başına kadar bu şekilde örerek gelelim. Evet modelimizi 4 sırada tamamladıktan sonra yenisini kurarak istediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.